Birlikte Bakanlar Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda kitap evi ve yayıncılarla doğrudan ilgili olan kitaplarla ilgili KDV oranının %5'ten %0'a çekilmesi yönünde bir karar üretmiştir. Biliyorsunuz özellikle edebiyat, kültür ve sanat alanında ülkemizdeki gelişime katkı yapması bağlamında gerek yurt dışından getirilen kitaplar gerekse ülkemizde üretilen kitaplar bakımından bir süredir devam eden bir sıkıntı vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nde KDV oranları bir süre önce %0'a çekilmişti ama ülkemizde %5 olarak bir KDV oranı vardı. Bu hem rekabet edememe hem de ülkemizde korsan kitap açısından bazı sıkıntılar yaratmaktaydı. Bunun önüne geçebilmek ve kitap evleri ve yayıncılarla ilgili olarak bu ekonomik darboğazda ayakta durabilmelerini sağlayacak bir miktar olsun, bir nefes almaya yardımcı olacak bir adım atma ihtiyacı hissettik. Zaten bir süre önce ülkemizdeki kitap evleri ve yayıncılar da bir ortak açıklama yayınlamışlardı. Bu konuyla ilgili olarak ve KDV oranının kaldırılmasını, düşürülmesini istiyorlardı. %5'ten %0'a çeken bir karar aldı bugün Bakanlar Kurulu. İkinci husus, Kıptek müdürü ve muhasebe işlerinden sorumlu yetkilisi bugün Bakanlar Kurulu'na bir briefing verdi toplantı başında ve çeşitli konuları ele alıp değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde daha önce kararını aldığımız üçlü tarife ile ilgili olarak hatırlayacaksınız, kasinoların bundan yararlanmaması için bir düzenleme yapılmıştı. Bundan yararlanmak isteyen otellerin kendileri bünyesinde bulunan kasinoları bundan ayırarak ve kasinoların üçlü tarifeden yararlanmaması yönünde bir düzenleme vardı. Eğer bir otel yararlanmak istiyorsa bundan, bir turizm tesisi yararlanmak istiyorsa 1 Haziran tarihine kadar kasino ile otelin bu bağını elektrik anlamında ayırması gerekiyordu daha önceki nizamnameye göre. Bu tarih doldu. Bu tarihi 1 Ekim tarihine kadar uzatan bir değişiklik yapma kararı aldı Bakanlar Kurulu bugün. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bir turizm tesisi, bir otel üçlü tarifeden yararlanmak istiyorsa önümüzdeki dönemde 1 Ekim tarihine kadar kasinoyu kendi bünyesinden elektrik anlamında ayırması gerekecek. Ayırmadığı müddetçe üçlü tarifeden yararlanması mümkün olmayacak. Bunun dışında bazı konularda da yani elektriğin özellikle üretimini sağlayan akaryakıt fiyatları ve Kıptek'in gelirleri ve giderleri bağlamında aylık bazda durumun ne olduğuna ilişkin de bilgi aldık, bir miktar değerlendirme yapma imkanı bulduk. Bakanlar Kurulu'nda bugün aynı zamanda çeşitli kurumlarda görev değişiklikleri yönünde de karar ürettik. Bunlardan birincisi Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Sayın Pelin Yalıyalı'nın atanması konusunda Bakanlar Kurulu bir karar üretmiştir. Bir diğeri Bayraktar Radyo Televizyon Kurumu'nun dün istifa eden müdürünün yerine müdür olarak Meryem Özkurt'un müdür olarak atanmasına Bakanlar Kurulu karar vermiştir. Bunun dışında bugün Bakanlar Kurulu'nda fiilen yol olarak kullanılan bazı yerlerin kamulaştırma ihbarlarının kararları alınmıştır. Ülkenin çeşitli bölgelerinde fiilen zaten yol olarak kullanılan ama hukuken kamulaştırılması ve kamu yoluna dönüştürülmesi gereken yerlere ilişkinde bazı kararlar ürettik. Ulaştırma Bakanlığı'nın getirmiş olduğu önergeler temelinde. Bugün Bakanlar Kurulu'nda aynı zamanda Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nu da belirledik. Buna göre, alınan karara göre Kalkınma Bankası'na Ethem Akmercan, Batur Sağlamer, Arda Kalfaoğlu ve Mehmet Aktunç, bu dört isim Bakanlar Kurulu, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'na atandı. Atanması yönünde karar alındı Bakanlar Kurulu'nda. Aynı zamanda bugün Bakanlar Kurulu'nda Kıptek Yönetim Kurulu'na da 7 ismin atanmasıyla ilgili olarak karar üretildi. Buna göre 1. Erdal Onurhan,
Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Yusuf Avcıoğlu Kıptek Yönetim Kurulu As Başkanı olarak atandı. Hüseyin Ademgil, Özgür Özerdem, Gürdal Çuvalcıoğlu, Esat Altay ve Ali Şefik Kıptek Yönetim Kurulu üyesi olarak bugün Bakanlar Kurulu kararıyla atandılar. Benim bugünkü toplantıyla ilgili olarak, çok uzun sürmemiş olan toplantıyla ilgili olarak şu ana kadar aktarabileceğim bunlar. Önümüzdeki günlerde meclis artık kapandığı için yine çok büyük bir ihtimalle salı gün Bakanlar Kurulu toplantıları yapılmaya devam edilecek, ancak sabahtan başlayacak ve çok büyük bir ihtimalle tam gün sürecek Bakanlar Kurulu toplantıları. Eğer sorunuz varsa cevaplandırabilirim. Yoksa çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.